Şimdi az önce Devrim Zengi demişti, Fenerbahçe'den gidecek bir isim var. Transferi açıklayacağım diye biz de merak ettik. Tabi araya önemli son dakika haberleri geldiği için biraz beklettik. Ben şimdi Devrim Zengi'ye sormak istiyorum. Fenerbahçe'den gidecek olan isim kim? Ersun Yanal'ın istemediği bir isim mi? Hangi mevki? Detayları bize zaten aktaracaksın. Sözü ben şimdi sana bırakayım. Olur, Fenerbahçe'den kim gidiyor? Bu kim biliyor musun Olur? Ersun Yanal'ın istemediği, taraftarın istemediği, Ali Koç'un ve yöneticilerin isteyip istemediğini çok net bilmiyorum. Ama şu anda mecburen kalan bir isim. Açıklayayım mı? Merak ettim. Mecburen kalan derken gidiyor mu devre arasında? Devre arasında değil. Komolli. Nice'le anlaştı, gidiyor. Bonservisi de yok. Ha, ben futbolcu sandım. Bonservisi de yok. Bir dakika. Nice'le anlaştı, gidiyor. Fenerbahçe taraftarı. Müjde bu herhalde. Meşaleleri yakabilir. Önemli yani, bir transfer. Şimdi Komolli Nice gidiyor. Bu Fenerbahçe taraftarı için bir müjde mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe taraftarı birazdan meşaleleri yakıp Samandıra'ya giderler. Niye abi, Komolli giderse ilk üçe mi gireceksiniz? Fark ne olacak? İlk üçe evet, ne değişecek? Mesela Komolli şey gitti Fenerbahçe'den. Bugün Komolli yarın da itibaren ne değişecek? Bir saniye, Komolli gelirken niye geldi Fenerbahçe'ye? Kadroyu yapılandıracaktı. Hayır, Komolli 100 kişilik listeyle geldi değil mi? Evet. Kim aldı? Sadık aldı. Sadık aldı. Ama tırnak içinde bak, Sadık kötü transfer olduğu için demiyorum. Yani lig ikincisinin stoperi sonuçta. Sadık'ı alacaksan Komolli'ye gerek yok zaten. Ama orada Ali Koç'un da sorumluluğu yok mu? Değil mi? Yani 100 kişilik liste var. Hayır, şu an Ali Koç'tan bahsediyorum. Şu anda Komolli'den bahsediyoruz. Komolli, Trabzonspor kim buldu? Mesela örnek Benzia'yı getiren, seni destekleme açısından söylüyorum. Benzia'yı getiren sonuçta Ali Koç değil. Komolli tavsiye ediyor. Tabii. Alınıyor. Yani bir tane golü var galiba. Var mı? Yok. Komolli'nin getirdiği. Asisti var. Benzia'yı bırakalım. Benzia'yı bırakalım. Bütün getirdiği futbolcuların hepsine bakalım. Bana bir tane. Evet, bu adam Fenerbahçe'ye gelecekte yarar sağlayacak. Şu anda da Fenerbahçe'yi işte atıyorum. Kurtarmıyor diyelim de. Hani en azından Fenerbahçe'de idare ediyor. Çıkıyor bir maç kurtarıyor. Asist yapıyor, gol atıyor. Getirdiği adamlara bakıyoruz. Süleymani, Frey. Hayır. Peki abi, ben bir soru sorabilir miyim? Koku'nun muzafiyeti kötü vardı. Özür dilerim. Frey kötü değil mi? Ayev kötü değil mi? Komolli mi? Yani sene başında Komolli ile Koku beraber geldi. Frey'i olmaz demiştim, hatırlıyorsun. Suç hangisinde daha fazlaydı? Mesela bir daha sorar mısın? Koku'nun yerine Ersun Yanal'la başlasaydı Komolli. Hayır, başlayamazlardı. Komolli ile Ersun Yanal olmazdı. Niye biliyor musun? Çünkü Ersun Yanal Komolli'nin yapacağı transferlere izin vermezdi. Yan yanalar ama şimdi. Ama transfer listesini Ersun Yanal yapacaktı. Şu anda görüşmeleri Komolli yürütecek. Aykut Kocaman'ın gönderilmesi hata mı? Aykut Kocaman'ın, yani çünkü geçen sene bir takım oturmuş. Bir şey söyleyeceğim. Aykut Kocaman'ın gönderilmesi hata. Ama Aykut Kocaman kalsaydı taraftar yine mutlu olmazdı. Şu andan daha mı üzgün olurdu? Yani şu andan üzgün olmazdı ama Aykut Kocaman kalsaydı ne olacaktı biliyor musun? Fenerbahçe taraftarı belki şampiyonluğa oynayamayacaktı. İkinci olacaktı. Aa, Fenerbahçe işte Aykut kaldı bundan oldu. Aykut Hoca kaldı bundan oldu. İşte transfer yapmadılar diyecekti. Ama şimdi Fenerbahçe taraftarı şu anda takımın halini görüyor. Yapılan transferleri görüyor. Ne diyor biliyor musun? Diyor keşke Aykut Kocaman kalsaydı. Şu anda Aykut, peki keşke Aziz Yıldırım kalsaydı diyenler var mı abi? Yoktu, var ama şu anda. Ben kendi kulaklarımla duydum. Ali Koç Başkanı, bak Ali Koç Başkanı kesinlikle yaptıklarını şey yapmıyorum. Yani vefasızlık yapmıyorum. Ali Koç Başkan çok iyi işler yapıyor. Ama yapılan transferler Komolli'ye çok fazla inanması büyük bir hataydı. Evet. Şimdi Sercan Dikme biraz sessiz kaldı. Onu ilgilendiren bir konu var. Beşiktaş'ta Wagner Love'ın gerçekten zehir zemberek açıklamaları oldu bugün. Ardından Beşiktaş yönetimi de Wagner Love konusunda bir disiplin soruşturması başlattı. O grafikler bir ekrana gelsin. Gerçekten çok çarpıcı ifadeler var. 9 numaralı grafiğimizi bir ekrana getirelim. Beşiktaş'ın bana 5 aylık borcu var. Sorun bende değil, onlarda. Eğer alacağımı alamazsam FIFA'ya gideceğim. FIFA'nın bana başka yerlerde çalışma hakkını vereceğinden eminim, diyor. Bir sayfa daha vardı galiba. Beşiktaş'taki sözleşmemi feshettiğim andan itibaren transfer görüşmeleri için özgür olacağım. Bana gösterilen bu muamele bence kendi taraf
oyunlarında bir karakter eksikliği olduğunu gösteriyor. Ama ne olursa olsun benim kafam rahat. Burada en önemli ifade Sercan, karakter eksikliği şeklinde. Sen de Beşiktaş tarafıyla. Evet, bu arada tabii şu da aklımıza geldi. Wagner Love da zamanında Beşiktaş taraftarına orta parmağını göstermişti. Eğer bir karakter eksikliği varsa bu da bir karakter eksikliği. Beşiktaş tarafından Wagner Love'ın bu karakter eksikliği sözüyle ilgili nasıl bir reaksiyon geldi? Bu haber çıktıktan sonra, bu açıklamalar düştükten... Brezilya basında yapmış. Brezilya basında söyleyeyim. Brezilya basında yaptığı açıklamalar. Bu açıklamalar düştükten sonra bir haber düştü. Yarım saat sonra şöyle açıklamalar da geldi. Ben bu ifadeleri kullanmadım, yok. Bu ifadeler yanlış şeklinde. Böyle bir röportaj yok dedi Wagner Love. Hmm. Ben Beşiktaş yönetimiyle konuştum. Sayın Candaş Tolga Işık İletişim Komitesi Başkanı. Sayın Candaş Tolga Işık Beşiktaş İdari Direktörü Ali Naibi'yi arıyor. Sorar mısın bu açıklamalar doğru mu diye. Ali Naibi de Wagner Love'a soruyor. Sıcağı sıcağına olan olaylar. Bu açıklamalar Brezilya basına düştükten bir 5-10 dakika sonra olan olaylar. Candaş Tolga Işık Ali Naibi'ye, Ali Naibi de Wagner Love'a soruyor. Wagner Love'dan alınan cevap şu: açıklamalar benim arkasındayım. Bu açıklamalardan sonra ne oluyor? Evet. Wagner Love bu açıklamaları noktasına virgülüne dokunmadan Brezilya basına verdiği bu açıklamaların hepsi doğru. Beşiktaş yönetimi de bu haberi doğru diyor. Şunu anlamadım. Neden transfer görüşmelerinde özgür olacağım dedi. Şu an parayı, özgür değil mi? Şu an özgür ama Wagner Love'un isteği... Tamam, parayı alacaktı. Şu an görüşebilir yani. Görüşebilir kulüplerle. Ama Wagner Love bütün parasını istiyor. Tamam. Evet, içeride bir alacağı var. Ki burada bir yanlış ifade var Wagner Love'un. 5 aylık alacağı yokmuş. Ne kadar alacağı var Sercan? Sanıyorum bir 1,5 aylık bir geçme bir var. Bir de kalan parasını mı istiyor? Toplam ne kadar mesela? 1,5 yılda sözleşmesi var. Var. 2 milyon euro alsa 400 bin euroya tekabül eder. Ya bütün kalan, bu şey 400 bin euro için. Kalan sözleşmesini de istiyor mu? Yarı dönemde alması gereken parayı da istiyor. Zaten tıkanıklık burada gerçekleşiyor. 400-450 bin euro gibi bir alacaktan evet. Bahsediliyor. Tam onu diyecektim ben de. 450. Çünkü iki taksine tekabül ettiği zaman 450 bin euro civarında 2,5 bir para. Milyon yani falan buradaki yapıyor. Tek yanlış 5 aylık bir para. Ben peki ceza ne gelecek? Ceza yüklü bir para cezası geliyor. En lüks yani, limit 400 bin euro. Evet tabii ki idari ama kanun... FIFA'nın benim kuralı. Benim aklıma şey geldi. Orta parmağını gösterdikten sonra taraftara... Uyarı geldi. Uyarı geldi. Para cezası geldi. Uyarı gelmedi. Sercan bir şey söyleyeceğim. Bugün benim dikkatimi çekti. Pepe'de 130 bin mi 104 bin euro için gitmiş, doğru mu? Evet ama hayır para, Pepe, paradan dolayı değil. Hayır, Sayın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu dedi ki bugün Pepe dedi 104 bin euro için dedi gitti. Aslında bir bahaneydi, deneye getirdi. Hayır. Pepe'yle ilgili daha yüksek haberler çıktı. Beşiktaş'ta alacağından dolayı gitti. Alacaklarımı alamıyorum, paramı alamıyorum şeklinde haberler çıkmıştı. Sayın Mahmut Yazıcıoğlu ve Sayın Başkan Fikret Orman da şu açıklamayı yaptı. Bir alacağı vardı ama 4-5 aylık bir para değil, 100 bin euro civarında bir para. Kötü ayrılmadı. Resmi olarak Beşiktaş borsayla yürütülen bir camia açıklandı. Resmi olarak 100 küsür bin euro alacağı vardı ki giderken yatırıldı. Gitmesindeki sebep de Pepe'nin babasının bir hastalığı. Zaten Porto'ya bir şey söyleyeceğim. Ben çok yüksek maaşından çok takdir ettim. Tabii ki. Ne demiş biliyor musun? Şafak Bey açıkladı. Benim maliyetim çok demiş. Size ağır yük olurum demiş. O yüzden ben ayrılıyorum demiş. Bu bak yabancıların çok söyleyeceği bir şey değil. Evet. O yüzden çok karakterli bir futbolcu. Boşu boşuna dünyanın sayılı stoperlerinden biri değil. Karakter ayrılmadı zaten Pepe. Pepe çok iyi ayrıldı. Bütün takım arkadaşları öptü, kokladı. Evet. Sayın Başkan Fikret Orman hatta Pepe'nin o zamanki paylaşımlarına bakalım. Bütün Beşiktaşlı yöneticilere, çalışanlara teşekkür etti. Wagner Love'a ağır bir para cezası gelecek. Tabii bu süreç sancılı geçeceği çok belli. Çünkü Wagner Love alacaklarını istiyor. 5 aylık bir geriye dönük bir borcu yok Beşiktaş'ın ona. 2 aylık bir gecikme var. Ki Beşiktaş zaten Wagner Love şöyle bir düşünce içerisinde benim aldığım haber. Gereken zamanda Beşiktaş benim paramı yatırmayacak ve ben de boşta kalıp istediğim takıma imza atacağım. Galatasaray'a bedava vermedi diye. Beşiktaş pişman mıdır yönetime? Ama Beşiktaş da Galatasaray'a bedava verseydi daha o transfer görüşmelerinden 6 ay önce 3,5 milyon euro bonservis ödemişti Beşiktaş. O zaman sıkıntı ama şu anda olur. Keşke yani verseydik diyor. Ama işte sarayı yansımıyor. Peki olur bir şey söyleyeceğim, özür dilerim. Tabii. Soldado'yla Serdar Aziz transferi olabilir mi? Yani kaç takası. Takas? Olamaz. Kimle kim?
Solda Aldo Serdar Aziz. Serdar Aziz takılsa sadece Tolgay'la olur. Tolgay'la. Tolgay. Ama Galatasaray istiyor ya. Aklıma geldi olabilir mi diye. Ben ama işte ben Serdar solda... Aziz de artık Beşiktaş alamaz. Çünkü isim hata aldı. Vida var. Medeli oraya Vida'yı çekebilir. Vida'yı satarsan. Ama işte istediğiniz gibi. Hayır, soldan da gündeme geldi ya. Teklif. Acaba ha. Öyle bir takas olabilir mi diye düşündüm. Yok. Yani bu kadar. Ne dersin? Neden olmaz Devrim abi? Ben dün de söyledim. Bir senedir forvet bekleyen Galatasaray taraftarına sen Soldado'yu önüne getirirsen olmaz. Bundan dolayı olmaz. Bir de Galatasaray'ın ilk yarısını perişan eden adamlardan bir tanesi Soldado. Soldado yani. Yüzünden başladı. Olmaz değil mi? Olaylar olmaz. Doğru söylüyorsun. Evet. Lavla eğer olmadı diyelim, satılamadı sezon sonuna kadar. Bir de 1,5 senelik sözleşmesi var. Fikret evet. Orman'ın da açıklaması var bu arada. Yani istiyorsa binsin uçağa gitsin İsviçre'ye diye. Evet. İki tarafta kendinden emin açıklamalar yapıyor. Dün programa başladığımız isim Babel. Bugün oğlu bir paylaşım yaptı. 4 numarayı bir ekrana verelim. Beşiktaş'tan ayrıldığına son dönemdeki yaşananların ardından taraftarlar çok üzülmedi gibi gözüküyor. Yeter ki boşluğu dolsun diyorlar. Kafası rahat bir Babel'in oğlunun diyor. O paylaşımını gösterelim. Yarın sabah saatlerinde değil mi Sercan? Evet, yarın sabah. Yarın sabah saatlerinde Babel İngiltere'ye gidecek. Beşiktaş'tan ayrılıp İstanbul'dan İngiltere'ye, Londra'ya gidecek. Sağlık kontrolünden geçecek. Beşiktaş'ta bu transferden sözleşmesinin bitimine 6 ay kalmasına rağmen 2 milyon euro kazanacak. Önemli. Özel işler yaptı Beşiktaş'ta. O gerçekten benim ayrılıyor şeklinde var. Bir paylaşım. Bu da zaten sosyal medyadan. Beşiktaş'ta da özel işler yaptı. Babel fayda sağladı. Beşiktaş'ta istenileni verdi. Maliyeti bakımından evet Beşiktaş önemli işler yaptı ve ödediği paranın karşılığını aldı. Çok ancak son 6 aylık bölümde Ryan Babel ne yaptı dersek en son 100 tane Snapchat çekmiştir. Saçını 70 tane kırmızıya boyattı. İşte Instagram'a fotoğraf atmıştı. Fenerbahçe maçında attığı gol var. Aslında sezona da çok iyi başlamış. Son 6 aylık bölümde benim istediğim bir fotoğraf vardı. 5 numara. Nasıl? Sarı kırmızı kalp paylaşımı Babel'in. Evet. Buğra'nın istediği 5 numarayı da bir ekrana verelim. Bunu bir açıkla bize Buğra istersen. 11 Ocak 2016'da atıyor bu tweet'i. Alayında oynarken. Evet hatırladım. Arabistan'da. İnşallah sarı kırmızı kalp. Galatasaray'a gelmek için bitik halde o zaman. Kayseri'de olabilir. Hollanda milli takımında yok. Ve Beşiktaş kaç paraya aldı Babel'i Deportivo'dan? Çok cüzi. Bedavaya aldı. Ve Beşiktaş sayesinde milli takıma kadar yükseldi. Çok güzel işler yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk şampiyon yani. Bence geldiği yarım dönem. Birazcık da vefa borcu vardı Beşiktaş'a. Bir şey söylemedim. Onu bence ödeyip gitti ya. Bence güzel bir iş yaptı Beşiktaş yönetimi. 5 ayda 2 milyon euro para kazanıyorsun. Babel'e vereceğim paradan kurtuluyorsun. 1 milyon 200 bin eurodan kurtuluyorsun. 3 milyon 200 bin euro. Bir de Babel sana 5 ayda kazandırıyor. Ama ben şunu merak ediyorum. 5 ay sonra bu adamın sözleşmesi bittiği zaman. Evet. Ne olacak? Beşiktaş'la devam mı edecek? Hayır. Sözleşmesi bitiyor zaten. Hayır. Devam etmez. Şöyle bir şey olacak. Pazar. Atıyorum 5 milyon euro mu isteyecek? 4 milyon euro mu isteyecek? Zaten Beşiktaş'la devam edecek olsaydı. Ocak'ta gitmez. Hayır şöyle bir şey olabilir artık mi? Acaba Beşiktaş Babel'i göndermek yerine 3 milyon 200 bin euro iyi para, iyi pazarlık. İyi ayrıldığını Beşiktaş düşünüyorum Beşiktaş için iyi ama Babel'i mesela imza attırsa 5 ay kalmış ya. Anlaştı imza attırsa ama 4 milyon euro çok para istiyor. Ama çok para istiyor. 3,5 milyon euro yıllık bir para isteği var Babel'in. Babel'in amacı şu, özür dilerim. Pardon. Babel'in amacı şu an şu. Ben İngiltere Premier Lig'de kendimi 6 ay göstereyim. Ondan sonra Dubai'ye kaçırmayı beklesin. Tabii. Evet. O tamam artık kadro yapılanması dedik Beşiktaş'ta. Onun nedeni hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş. Demek ki hayırlı olsun diyelim Beşiktaş'a ve Konoplyanka isimleri falan da var. Bakalım yeri dolacak mı? Konoplyanka vesaire birkaç isim dönüyor. Choupo-Moting isimleri dönüyor. Kim gelecek? Evet sevgili seyirciler, biz devre arasında transfer döneminde sizlerle birlikteydik. Buğra Korkut, Sercan Dikme, Emre Zabunoğlu ve Devrim Zengi. Tabii ki Sezgin Gelmez ve Ertan Süzgün de var. Sinan Arıkan ve Hüseyin Yılmaz'a da teşekkür ederim. Hüseyin Yılmaz ve tabii ki başta Ertem Şener önderliğinde yaptık bu programı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok özlediniz biliyorum. Cumartesi günü Ertem Şener, Sinan Engin. Pazar günü Ertem Şener, Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Gökmen Özdenak'la birlikte Beyaz Futbol başlıyor. Pazartesi günü yine Efsane Beşli
Derin Futbol'da karşınızda olacak. O tanıtımımızı bir ekrana verelim veda etmeden önce. Bir numaralı tanıtımımızı bir ekrana verelim. Özlediniz gerçekten görmeyi bu isimleri, bir gelsin vedamızın öncesinde. Evet sevgili seyirciler, teşekkür etmeyi unuttuğumuz isimler olabilir. Ben bir kez daha söyleyeyim. Bütün teknik ekibimize, yönetmenimiz Serkan'a, rejideki arkadaşlarımıza, kameraman arkadaşlarımıza ve bugün bize çok güzel bir hediye gönderen, programımızın son programımız için bize hediye gönderen Dinçer Azapan'a da teşekkürü borç bilelim kendisine abi. Buradan selamlar gönderelim Müge Azapan'la birlikte kendisine. Ve son olarak çok kısa herkese bir söz hakkı vereceğim. Selam ve şampiyonluk adayı Devrim Zengi'den başlıyorum. Şampiyonluk adayım tabii ki Başakşehir Spor. Başakşehir Spor'un rahat şampiyon olacağını düşünüyorum. Öncelikle Ertem Şener ve diğer yorumcularımıza, hepsine başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi yine her şeyi ilk kez Beyaz Futbol'da duyurmaya devam edeceğiz. Biz sadece tabii dilimizin döndüğünce masada bir şeyler anlatmaya çalıştık. Umarım başarılı olmuşuzdur. Tekrar tabii, sahaya ineceksiniz. Evet, sahaya ineceğiz. Abilerimiz tabii Arap, yani onlar her zaman, onların yeri çok farklıdır. Evet. Onlara da bir kez teşekkür ediyoruz. Buradan eşime, oğlum Onat'a başarılar diliyorum. Ferdi abiye ve Batman Sporlu Bilal'e, Bilal kardeşime buradan selamlar gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de sana teşekkür ediyoruz. Emre? Şampiyon çok büyük futbol mucizesi olmazsa bence Başakşehir olur. Başakşehir diyoruz. Selam göndermek istediği kimse var mı? Herkese gönderiyorum. Herkese. Buğra? Şampiyon Galatasaray olur. Oo. O kadar olumsuzluğa rağmen. Çünkü kulübede Fatih Terim, tribünde Galatasaray tribünü olduğu sürece her zaman ben bu puan farkını suni buluyorum. Aykut Kocaman'ın deyimiyle. Selam faslında da kızım adaya ve buradan benden de özel bir selam. Sana hem şey aileme yapacağız, hem de canım babama her zaman beni toparlayan, hep arkamda duran canım babama çok selam söylüyorum. Sercan? Transferlerin ardından ben Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Arapatı gibi sonradan açılacağını düşünüyorum. Selam hemen ileteyim. Özgür Özkaya önemli bir futbolcu. Selamlarımızı gönderiyoruz. Fanatik Gazetesi'nden Gökmen Özcan, Beşiktaş'ın efsane amigosu Şeref abiye, hı-hı, ve Lig Radyo'dan da sevgili okul arkadaşım, sıra onu, arkadaşım Meri'ye selamlarımı gönderiyorum. Çok sevişim, evet, unuttum. Tamam, çok özür diliyorum. Efsane Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter Küçük Andoniadis ve Sefa Kalya. Sefa Kalya. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet nur eylesin. İçinde yatsınlar. Allah rahmet eylesin. Yalnız Fenerbahçe kulübüne bir sistemim var. Lütfen. Keşke Sefa'yı da akşam 8:20:03'te değil de Lefter Küçük Andoniadis ile birlikte gündüz saatlerinde paylaşsaydı diyorsun. Taraftarın isteğiyle yapmasaydı bunu, hı-hı, belki bir aksilik olmuştur. Bir kez daha ikisi içinde, nur içinde yatsın diyorum. Mekanları cennet olsun. Peki. Evet, ben de 3 selam göndereyim. Serdar Topçu'ya, Barış Baştaş'a ve Bursa'dan trener Oğuzhan'a, Oğuzhan Yıldız'a, Türkiye'nin en önemli, en iyi fitness antrenörlerinden birine buradan selamlarımı göndereyim. Son söyleyeyim mi? Kapatacağım. Sonlar bitmiyor. Melike Çelik şimdi yazdı Haber Global'den. Ona da selamlarımızı gönderelim. Eski çalışma arkadaşım. Peki. Abi. Bütün yorumcularımıza, Ertem Şener başta olmak üzere, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Gökmen Özden'a selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese gönderelim. Mayıs herkes sonuna kadar karşınızda olacaklar. Kendilerine başarılar diliyoruz. Başarılar dilemeye ihtiyaçları yok zaten. Türkiye'nin en başarılı, en efsane ekibi ve ben de sizlere iyi geceler diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyelim. Ne yapalım? Hep birlikte el sallayalım. Herkese selam gönderelim.